Beşiktaşlı Port spor maçının devre arasında her zaman olduğu gibi Erman hoca ile birlikte karşınızdayız ve ilk 45 dakika üzerine bir iki kelam edeceğiz yine ilk 5 dakika sonrasında hocam Beşiktaş böyle daha istekli, daha arzulu, topa daha çok hakim olan daha dinamik oynayan bir görüntüsü vardı ki son haftalardan farklı bir görüntüydü bu. Bir de gol getirdi. Semih ile Jetson iyi oynuyor. Özellikle e, dikine giden hücumlarda biraz daha böyle ritim katıyor. Görüyoruz. E, takım genel olarak biraz daha dinamik. Bir tık daha dinamik. E, ama ne var biliyor musun hocam? Şu ilk yarıda sonda Muadil Maci'nin Taylan'ın pozisyonları var. Yani şöyle bir ilk yarıda maç ilk yarı 1-1 bitebilirdi. İki bir de bitebilirdi. İki bir de bitebilirdi. Yani o işte e, Beşiktaş açısından sıkıntı olandır. Nasıl gördün sen? 45'de bunların hepsi 45 45 var. Mi? Olacak tabii. Mesela e, Beşiktaş'ın attığı golde de Samsun'da e, Samsunlu oyuncu topu çok alakasız bir yere çıkarttı. Evet ortaya ya. çıkarttı. Evet. Aldı girdi pozisyon oldu Doğru. gol oldu olur. E, hocam Beşiktaş takımında bir şeyler var tabii. E şöyle söyleyeyim. Beşiktaş takımının seyircisi arkadaş helal olsun. Değil mi? Yani bravo sahanın yani dörtte üçünden fazlası dolu. Benim gördüğüm. Yani 20 binin üzerinde dur o kesin de 20-25 bin civarında yani helal rahat olsun var. Arkadaş, Takımlarla sahip çıkıyorlar maça gidiyorlar. Zaten Önemli olan da bu. Evet. Sen maça gel, takımına sahip çık. Hocam iyi günde herkes, iyi günde herkes sahip ya. çıkar. Beşiktaş şehir şu kadar 10 numara bir iş yapıyor. Öyle arası tebrik ederim. Ee, takımda da biraz hareketlilik var dediğin Vallahi, gibi. Var. Ama ideal değil. Yani e, duyduğuma göre bunlar duyum. Yönetim de pek oyundan memnun değil. Yani seyirci kadar Öyle yönetim geliyor, de oyundan haberler. memnun değil Öyle geliyor. Ve e, Herhalde Samet de değildir, Feyyaz da değildir zannediyorum yönetim değilse. Hocam çok e, teknik adamla ilgili haber çıkmaya başladı. Yani devam eder mi etmez mi konusu çok gündeme gelmeye başladı. Bu kadar e, duman ateş olmayan yerden çıkmaz sanki. Bir de bazı şeyler söylüyorlar. Yani basınlanmasından yönetim kurulunun içinden acaba konuşanlar var mı? Hani. Tek sen bir şey konuşacaktı. evet haberli. evet. Feyyaz konuşacaktı filan. Orada da bazı sıkıntıların olduğu söyleniyor. Tabi bunlar hep söyleniyor. Bilmiyoruz ama. E çok erken ya. Daha. Ama bir... Beşiktaş kupayı alamazsa ve bu oyun tatmin etmez hocam Beşiktaş taraftarını. E, tabi. Ve bu oyunda giderlerse bu teknik adamı Beşiktaş yollar. Çünkü denediler artık. Yani şimdi kaçıncı maçı bu? Bu kadar Onu denenmiş bir maç. adamdan. Eğer bazı şeyleri net göremezsen Devam etmenin bir anlamı yok Şöyle senin için e, Kupayı alıp alamamak Şu andaki kıstas o, e, Zaten kupayı alması için Daha başka bir top oynaması lazım Üzerine koyması lazım. Bu oyun kupaya kafi değil Ankara gücüyle iki maç var Ankara gücü final kupa var. takımıdır onu söyleyeyim mi? Evet hocam bugün de iyi oynadı he? Ankara gücü kupa takımıdır 6 puanlık maç bugün Ankara gücü hani, Baya iyi oynadı yani e, e, Antep maçını ne yaparlar? Şimdi tabi şu var. Ya orta sahaya bir oyuncu aldınız oynamıyor. Bir şey duydum ama tabi o duyumu tam anlayamadım. El mu? musrati diyor hocam. Evet yani ya bir sıkıntı var ondan oynayamıyor. Acaba sıkıntı ne var mı yok mu ne sıkıntısı? Varsa açıklayın yoksa bu kadar paraya bu oyuncu niye oynamıyor? 12 milyon yok hocam ya. Yani 12 çok büyük para. 2 milyon euro. Euro. Bu parayı verdiğin adamın takımı kurtarması lazım. E tabi devre arasında aldım bir de takımı kurtarması lazım takım yani yok. Oyuncuya dedek. verilen paralar arada menajerin paraları Onu merak varsa onlar. Bir sıkıntı varmış hmm. ama ne? Ha acaba bireysel e, bir problem falan mı Bilmiyorum. ailesel bir şey mi? Bilmiyorum. Acaba? Bilmiyorum. Ama bir sıkıntı varmış. Bunu bir yerden duydum. bir şey diyemeyeceğim. Ama ne sıkıntısı? Diyemeyeceğim olduğunu... de şöyle diyeceğim. Hani bu kadar büyük para verilen bir oyuncu oynatmanın bir yolunu bulmalı teknik ekip ve Tabii, ilgili yöneticiler. Sıkıntı ne? Onu bilemiyorum Onu. Beşiktaş yönetimi veya teknik adamlar açıklarlar veya birileri sorar teknik direktöre niye oynamıyor bu kadar aldınız siz aldınız yönetim aldı filan diye sorulması lazım. Ama bizde biliyorsunuz bazı şeyler de soramıyorlar, sordurulmuyorlar filan oluyor, oluyor, oluyor. Hocam oluyor hocam. Bizde <laughs> çok fazla <laughs> e, bir şeylere giriştin mi? Bir yerlerden sorguladın sorm. mı? Aa bu şunun için mi yapıyor? O onun için mi yapıyor? Hemen böyle bir şey fırtınası geliyor. Oradan ee, para aldın mı? Bundan sosyal medyadan linç fırtınası. Onları konuşacağız zaten. 90 <laughs> artı bir de Konuşacak, konuşacağım. Sosyal de bayağı konuşacağım beyler. Hazırlıklı ol yavrular. Geliyor böyle, gelmekte o ben öyle. Öyle öyle sallamayla olmaz. Samsung evet. ee, Samsun takımı bu Alman hocayla aslında inişi çıkışlı grafiği var ama ya belli bir çizgiyi tutturmuştu bir ara. Yine onların da bir şey istikrarı yok, ee, oyun istikrarı yok. Bazen çizginin bayağı üstünde oynuyorlar. Heh. Bazen hiç böyle çok uzak bir görüntü sergiliyorlar. Onlar da bir oyun istikrarı yakalayamadı ki buradalar. Yani 37 puan çok rahat bir pozisyon değil. Mesela şu maçın daha bir kaliteli olması lazım. Tabii. Bir ya bir tanesi Avrupa'da işte Trabzon puan kaybedince şimdi Beşiktaş için Tabii. büyük bir fırsat büyük bu. E Samsun aşağıda kazananlar var. E şey Çıta yükseliyor, düşme hattı yükseliyor. Tabii. 37 puandasın. İki maç fark var. Birisi kazansa oradan 34'e falan çıkacak. Tabii. Daha maçlar oynanmadı. E Samsun için de kolay değil. Kalan 6 hafta rahat geçmeli. Şu görüntüyle rahat geçmez onlar Şu için. Şu arana yırtarlar. Sırada. Son 4 haftada öyle bir şey olur ki Allah'a. Bayağı karışır, hafta, karışır. bayağı karışır hareketkar. Bayağı karışır. zaten yaptırdık biliyorsunuz. Onları da bakıyoruz. Yavaş yavaş artık biz son altı haftaya girdik. Yani e, burada bayağı zor olacak. Yani gerçi bunlar Belliydi. 7 hafta 32. haftayı oynuyoruz. Bununla beraber 7 hafta bu bitince 6 hafta kalacak. Şimdi mesela bu maçta şey yok değil mi? Yabancı var yok. E, bunda yok. Gündüz vardı, Ankara İspanyol vardı. var hakemi he. var görev yapıyordu. Yani Şeyde de o... var, ee, yarın Fenerbahçe maçında var, Pazartesi akşamı Galatasaray maçında var. Şimdi Ankara gücü Antep maçı üç çok maç kritikti, üç, üç maç, he. üç maçta. Yine buna benzer böyle bakarız önümüzdeki haftanın programına da şurunda olur mu mutlaka falan. Yani şampiyonluk yarışına koyacaklar demek ki belli bundan sonra. Bir de aşağıdaki kritik maçlara herhalde ee, böyle işte Antep. Ankara gücü Antep maçı 6 puanlık maçtı tabii. Hocam art niyetliysen art niyetliysen yabancı yar, yabancı varlı oynamadığı maçlarda da çok oyun döndürebilirsin. Öndeki maça çok hazırlık yapabilirsin. Rakibinin veya kendinin maçına. Yani onun için tabii bunu sezon başı niye yapmadınız ki bir şeyleri getireceğiz onu da oynatacaksınız. Ha, Hani geçen sene bu sene konuştuklarımız. Yani bir şeyler yapılıyor. tabii tabi buralara tesadüfen gelinmedi tabi. Bir şeyler oldu gelindi. Merak ediyorum nasıl olacak da yani sezon nasıl bitecek? Tuhaf geliyor bana yani. Maç oynanırken kural değişti. Hocam geçenlerde sen dedin ya bu çok tuhaf bir maç. Çok, çok tuhaf bir isim. Tuhaf yeterli değil diyor artık insanlar. Düşün evet. yani. Evet. Doğru söylüyorlar. Tuhaf yeterli değil. Evet. Yani belki e, bunca yaşanan şeyi de tanımlamak, tek kelimeyle tanımlamak e, hani tanımlarız da rütüklük oluruz. O yüzden tek kelimeyle tanımlamayalım. Ama zor. Bir de şu var ya bizim insanlarımızda şu var. Herhalde kolay satın alınıyorlar. Kolay satın alınıyorlar. Herkesin kolay satın alınacağını zannediyorlar hocam. ya O bizim ruhumuza mı işlemiş acaba bu satın alınma parayı? Vallahi... Olay... Çok enteresan ee, bu ama Bu virüs dolaşıyor. Kişi kendinden bilir işi diye evet. bir söz var da yani öyle düşünüyorlar. Öyle yorumlar geliyor ki bunlar hani şeyde yapıyorlar. Ne o? Sosyal medyada. Ve bunları kulüpler, sosyal medyada bunları kulüpler parayla destekliyorlar. E kendi bu trolleri var zaten. Trolleri var ya destekliyorlar. O, o, hem de nasıl ama ya? Ne bunları bağlantılı kimler? Önce, o hesaplar falan kim bir ara çıktı ortaya yakın zamanda? Önce akıllıca yaptıkları zannediliyor filan ama daha da insan, insanlar çıkıp konuşursa ne kadar aptalca oldu. Ben şimdi konuşacağım mesela. Programın Konuşsunuz. başında konuşacağım. Evet evet. Ne kadar evet. geri zekalıca olduğunu söyleyeceğim insanlara. Ee, i̇zleyenler de bazı şeyleri. Ki bunu yapan takım kulüplere bayılır ya. Işte Kaçır, kaçırmasınlar onlar da baksınlar. Yani kulüp X, Y, fark etmiyor. Hocam yani herkes öyle kolay bir, değil abi, öyle. birbirinin ne olduğunu öyle, ne öyle, biliyor. Bizim alem 40 kişi biz birbirimizi iyi biliriz arkadaşlar. Çoğunuz yenisiniz bilmezsiniz. Biz 40 kişiyiz iyi biliriz. Semikol attı yine. Hocam oralarda buluyor fırsatı. Hocam yani. oralarda olması lazım. Değil mi? Için, tabii. Sen onu kanatta değil orada Olur. ileride ben kullanması gerekiyor. Birinci söyledim. Sen dedin evet. olmaz. O çocuğun orada olması hem kendine hem diğerlerine fayda. Çünkü o bozuyor. Kalçayla, omuzla, genç giriyor. Ya bozuyor. da öyle bir oyuncu olacak ki orada, hani çok üstlev level O zaman hani onu solda değerlendir belki. Ama öyle bir adamın da yok elinde. Şu anda başka adamı yok. Yok yok, yok yok yok. Net oyuncak. Yok hocam. Getson son biraz işte mesela o işleri yapması lazım. Hani topu alıp dribble yapıp, frikik, penaltı falan. Bugün doğru yapıyor. Kazanacak. Onları, onları yapması lazım. Zaten onun için var. Onu yapmazsan ya yok. Şu basit top kayıpları olmasa arada Jetson çok müthiş faydalı bir oyuncu. Bugün ama bayağı... ...bayağı çalıştı yani. ...bayağı baya evet. dikine gitti. Cenk Tosun'la Abu Bakar kenarda. El Musrati kenarda. Ondan bahsettik zaten. Bunlar özellikle hani ön plana çıkan kenarda olup. Herhalde yani bilemiyorum. Eee Cenk ve Salih konusunda da sezon sonu bekliyorlar. O konuda herhalde bir tasarrufta bulunmayacak. Fakat kaleci şey. çok önemli. Mert. Hocam gördün mü çıkardı? İki top tane öyle. top çıkarttı. Şimdi ben Fenerbahçe maçını seyrettim. Olimpiyakoslar. Fener kalecisinin yediği goller gol değil abi. O golleri yersen Avrupa'da gidemezsin. Ya. Şimdi Galatasaray'ın kalecisine bak, Fener'in kalecisine bak. Olmaz. Mert'e bak hoca. İşte Mert. Mert'in evet. çıkardığı topa bak. E, Livakovic'in yediği ilk gol bugün evet. Mert'in çıkarttı. El Musrati'ni vurdu. Galiba evet. El Musrati vurmuştu. O top. Yani evet. evet. Biz yavaş yavaş sözü toparlayalım o halde. Ee, hakemi nasıl buldun hocam? Şu ana kadar öyle. Direnç Tunusluoğlu. Hocam Türkiye'de artık her şey değişecek. E değişsin ya. Değişsin hocam. Değişecek abi. Hakemler, makemler. Yani yeni, her şey değişecek. Yeni, düzgün, temiz, e, iltisaklı olmayan, iltisaklı olmayan insanlar gelsin. Onlar hata yapsınlar. Hata insanı özgü. Hepimiz yaparız. Kimse hatasız değil ki ya. Değişecek abi. Çok şeyin değişmesi lazım. Nereden başlarlar bilmiyorum. Nasıl başlarlar onu da bilmiyorum. İkinci yarı daha gol olur mu? Olur. Değil mi? Sanki öyle bir görüntüsü var. Olur. Beşiktaş da fazla rehavete girmesin. Doğru. Bir iki bakalım, yapsın. Bakalım. Yoksa diğer maçlarda oyuna, o yapsaydık. Alman teknik adamında hamleleri mi? olabilir. Onun da alternatifleri var. Nasıl hamleler gelecek? İkinci yarı neler getirecek? Onu hep birlikte göreceğiz. Skorboardun ardından 90 artı 1'de hem bunları hem de konuşacak bayağı bir mesele var. Onları e, konuşacağız, dile getireceğiz efendim. Aspordan ayrılmayın.